Elimizde mesela f x virgül y gibi çok değişkenli bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Bu fonksiyonun iki değişkenli girdi değerleri olduğu anlamına gelir. Fonksiyonu da mesela x kare y artı sinüs y. Evet, böyle tanımlayalım. Buradan sonuç olarak bir sayı yani skaler bir değer elde ederiz öyle değil mi şimdi size sormak istiyorum sizce böyle bir ifadenin türevini nasıl alabiliriz kısmi türev adı verilen bir yöntem vardır ve bildiğiniz üzere türeve çok benzer aslına bakarsanız aynı şey olduklarını bile söyleyebilirim ve bu videoda size bundan bahsetmek istiyorum bunu yapmadan önce bildiğimiz türev gösteriminin nasıl yorumlandığına bir göz atalım Elimizde fx eşittir x kare diye bir fonksiyon olduğunu ve bunun türevini almak istediğimizi düşünelim. Bunu Leibniz'in gösterimiyle yani df bölü dx ile evet böyle not ediyorum. Bu türevin 2'de aldığı değeri bulmak istiyoruz anlaştık mı? Bu gösterimi tercih etme ve sevme sebebim bize burada neler olup bittiğine dair fikir veriyor olması. Grafiği de çizecek olursak, bu eksen, evet, evet çıktı ekseni, bu da girdi ekseni olacak. X kareyi de buna benzeyen parabolik bir eğri olarak çizebiliriz. Bir de x eşittir 2 noktasını işaretleyeceğim. Burada gördüğünüz dx'i x yönünde çok ama çok küçük bir hareket, bir öteleme olarak düşünmenizi istiyorum. Evet dx bize bu hareketin büyüklüğünü gösteriyor olsun. Anlaştık mı? Bu durumda df de yaptığımız değişiklik yani dx'in sonucu çıktı da elde ettiğimiz değişimdir. Sonuç olarak Elde ettiğimiz değişim. Grafik açısından düşündüğünüzde bu eğimdir aslında öyle değil mi? Y'deki yani çıktıdaki değişimin X'deki yani girdideki değişime oranı. Bunu değerlendirdiğimiz yani başlangıç noktası da önemli tabii. Mesela burada söz konusu olan X eşittir 2 noktası. Şimdi bir de grafiksiz olarak düşünmeye çalışalım ne dersiniz? Girdi uzayım bir sayı doğrusudur. Aynen çıktı uzayımın olduğu gibi ve fonksiyon buradaki değerleri ya da sayıları ikinci sayı doğrusuyla eşleştirir. Az önceki küçük hareketi ele alacak olursak bu hareketi birinci sayı doğrusundaki küçük bir öteleme olarak gösterebilirim. Biz bu küçük hareketin fonksiyonu nasıl etkilediğiyle ilgileneceğiz. Sonuç olarak bunun 4 misli bir hareket elde ediyor isek türevin o noktadaki değeri 4 olacak. Size tüm bunları anlatmamın sebebi çok değişkenli dünyada da buna çok benzeyen bir mantık kullanılabilecek olması. Gelin buraya da df bölü dx yazalım ve bunu da girdideki çok küçük bir hareketin çıktığı nasıl etkileyeceği şeklinde yorumlayalım. Bunu da görselleştirmek isterseniz, buradaki girdi uzayımız, evet şu şekilde çiziyorum, x, y düzlemidir. Evet bu sefer fonksiyonu çizmeden düzlemdeki her nokta bir girdi olacak. Bunu da mesela 1,2 noktasında... 1,2 noktasında değerlendirmek istediğimizi düşünelim. Bu noktayı 1, burası da 2. Evet, bu şekilde işaretliyorum. Bu sefer bu girdiye uygulanan küçük bir hareketin çıktıyı nasıl değiştireceğini düşüneceğiz. Çıktı değeri burada da bir sayıdır. Onu da bir sayı doğrusu olarak çiziyorum. Buradaki fonksiyon da düzlemdeki noktaları bu sayı doğrusu ile eşleştiriyor. Evet. dx buysa çıktıyı nasıl değiştirir? Bu seferki değişim belki de negatiftir. Başka bir değişle fonksiyona bağlıdır. DF'i de bu şekilde çizelim. Aynı şeyi y değişkeniyle de yapabiliriz. Evet, aynı mantıkla ya da aynı gösterimle DF bölü dy yazıp bunu da 1,2'de değerlendirebiliriz. Yorumlaması da hemen hemen aynı olur. Yani bu sefer dy y yönündeki bir değişimi temsil edecek. Hepsi bu dx'in x yönünde, dy'nin de y yönünde bir değişim olduğunu açık bir şekilde ifade ettiğimden emin olmak istiyorum f'i y'ye göre değiştirdiğimizde fonksiyon belki de farklı bir şekilde davranıyordur. Evet, mesela çıktı değeri y'ye daha hassas olduğu için daha fazla değişiyor olabilir ve tüm bunlar az önce de söylediğim gibi tabii ki de fonksiyona bağlıdır. Kısmi türevin nasıl hesaplandığını az sonra göstereceğim ama sizce de bunu df bölü dx ile göstermiyor oluşumuz biraz ne bileyim e, can sıkıcı değil mi? Bunun için farklı bir gösterim kullanılır ve bu gösterimle söz konusu olanın çok değişkenli bir fonksiyon olduğuna dikkat çekilmek istenir. Kısmi türevin simgesi d harfine benzer ama buradaki d'nin üst kısmında bu şekilde bir kıvrım olur. Bu simge genellikle kısmi olarak okunur. Yani örneğin bunu f'in y'ye göre kısmi türevi olarak okuruz. Kısmi türev denmesinin sebebi de sadece x yönündeki ya da sadece y yönündeki değişimlerin f'i nasıl değiştirdikleriyle ilgilendiği için bize hikayenin tümünü anlatmaz. Kısmi x ve kısmi y hikayenin belirli kısımlarıdır ama tamamı değildir. Anlaştık mı? İsterseniz gelin bunun nasıl hesaplandığını da görelim. Ekranın şu kısmını yani tek boyutlu analojiyi yazdığımız kısmı silelim. Şunları da sileyim. Tamam. Evet, eğer f'in x'e göre kısmi türevini alıyorsak, 1,2 noktasında değerlendirmek istediğimizi de düşünelim. Bu işlem yani f'in x'e göre kısmi türevi sadece x yönünde olup bitenle ilgilendiği için y'yi bir sabit olarak görür. Yani y'deki değişimler eğer değişiyorsa tabii önemli değildir ve y her zaman 2'ye e, eşittir ve y her zaman 2'ye eşit olacaksa bunu hemen yazabiliriz. Kısmi x evet isterseniz bu gösterimi de kullanabilirsiniz. Şimdi de ifadeyi yazacağız x kare. y yerine 2 yazıyorum. Çünkü y ne de olsa bir sabit. x yönünde hareket ederken çok değişkenli fonksiyon dünyayı bu şekilde görüyor. Ne yapalım? Buraya bunu x eşittir 1'de değerlendirdiğimize dair bir de böyle bir ifade koyuyorum. Bu haliyle bildiğimiz türevden pek de farklı bir tarafı yok öyle değil mi? x'i değiştirdiğimizde f'in nasıl değiştiğini bulmamız gerekiyor ve biz bunun nasıl yapıldığını biliyoruz. x kare çarpı 2'nin türevi 4x'tir. Sonra sinüs 2 yani sabitin türevi de 0 olduğu için buraya artı 0 yazalım. Bunu x eşittir 1'de değerlendirmemiz gerektiğini de unutmayalım. Sonuç olarak ne elde ederiz? Evet 4. Alıştırma olsun diye f'in y'ye göre kısmi türevini de alalım bence. Peki, f'in y'ye göre kısmi türevini alıp bunu 1,2 noktasında değerlendireceğiz. Fonksiyon bu sefer de x yönündeki değişimleri hesaba katmayacak. Yani x'i her zaman 1'e eşit olarak kabul edecek. Bunun için de 1'in karesi çarpı y artı sinüs y. Evet, bunu yazıyorum. Bunu y eşittir 2'de değerlendireceğimizi de not edelim. Türev aldığımızda buradan yani 1y'den 1. Sinüs y'nin türevinden de kosinüs y elde ederiz öyle değil mi? y eşittir 2'de değerlendirdiğimize göre sonuç 1 artı kosinüs 2 olacak. Kosinüs 2'nin neye eşit olduğu ezberimde yok ama cevabın 1 artı kosinüs 2 olduğunu biliyoruz bu kısmi türevin belirli bir noktada aldığı değerdir ama çoğu zaman bizden belirli bir nokta için hesap yapmamız yerine herhangi xy değerlerini verdiğimizde sonucun ne olduğunu gösterecek genel bir ifade yazmamız istenir Size hemen bunun da nasıl yapıldığını göstereyim. Aslına bakarsanız bu yaptıklarımın neredeyse aynısı ama sabiti önceden yerleştirmek yerine bu sefer olduğu gibi bırakacağız. Şurada kendime biraz yer açayım. Evet. Buna ihtiyacım yok f'in x'e göre kısmi türevi ve f'in y'ye göre kısmi türevi ifadelerini bırakıyorum ve şimdi bunu x ve y'nin daha genel bir fonksiyonu olarak ifade edeceğiz. Az önce de söylediğim gibi aslında aynı şeyi yapacağız ve bunun x'e göre türev olduğunu belirteceğiz. Kısmi türev olduğu açık olsun diye kısmi simgesini kullanıyorum. x kare y sabit bir değer olarak değerlendirilecek artı sinüs y. Sakın kafanız karışmasın. Buraya y'yi yazıyorum ama y'nin bir sabit olduğunu, mesela 2'ye ya da başka bir sayıya eşit olduğunu düşüneceğiz ve türev alacağız. x kare çarpı sabitin türevi 2x çarpı sabittir. Burada ise sabitin türevi 0 olduğu için artı 0 yazabilirim. Evet, x'e göre kısmi türevin daha genel bir formül ya da ifade olarak yazılmış şekli budur. Buna eğer 1,2 noktasını verirseniz az önce elde ettiğimiz sonucu elde edersiniz. Aynı şekilde f'in y'ye göre kısmi türevini de daha genel bir şekilde ifade etmek istersek, aynı şeyleri yazıyorum ama bu sefer önemli olan yani değişken olan y olacak. Şunu kopyalayayım, Evet, bu sefer de x'leri sabit olarak değerlendirmemiz gerektiğini unutmadınız değil mi? Bir sabitin y'ye göre türevini alırsak ki burada sabit x karedir. Bu sabit çarpı y'nin y'ye göre türevi. Evet, sabite eşittir. O halde buraya x kare yazıyorum. Sinüs y'nin türevini aldığımızda da sinüs y elde ederiz. Ve buna da 1,2 değerini verdiğimizde az önce bulduğumuz sonucu buluruz. Oh, bu arada çok pardon bu sinüs y değil kosinüs y olacak öyle değil mi? Evet buna 1,2 verdiğimizde az önce bulduğumuz gibi 1 artı kosinüs 2 bulacağız. Kısmi türev işte bu şekilde hesaplanır. Değişkenlerden biri sabit olarak değerlendirilir ve türev alınır. Bunun sebebini tek bir yönde hareket edince sonuç olarak ne elde edeceğimizi bulmak istememiz olarak düşünebilirsiniz. Bundan sonraki videoda size kısmi türevin grafik ve eğimler söz konusu olduğunda ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Yalnız grafik ve eğimlerin türevi anlamanın tek yolu olmadığını çünkü vektör değerli ya da çok boyutlu girdi değerleri olan fonksiyon fonlar söz konusu olduğunda grafiklerin pek de yardımcı olmadıklarını söyleyebilirim. Ama girdilerden birini çok küçük bir şekilde hareket ettirip bunun çıktı üzerinde yarattığı değişimi görüp sonra da bu ikisinin oranını alma fikri çok değişkenli kalkülüsü düşündüğümüzde çok daha yardımcı olacak.